Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu kısımda flash bir e, haberle başlayacağım. Jesus yeni kafuyu Fenerbahçe'ye istiyor diye e, ama ana mekanizma haberimiz bu değil. Fakat ben de merak ettim. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yan Kovuto'nun transferini istiyormuş. Ben de merak ettim diyor ki Fenerbahçe benim bildiğim kadarıyla Sabek düşünmüyor arkadaşlar. Zaten Sabek'in zaten Kafu'nun Fenerbahçe'de olduğuna inanıyorlar. Ya hocam kim inanıyor? Ya hocam şöyle. Ya hocam ya arkadaşlar ben duyum veriyorum. Lütfen bana yorum yaparken sanki transferi ben yapıyormuşum gibi yapmazsanız gerçekten sevinirim. Marcelo e diyorum. Ya bırak hocam bunu niye alıyorsun ya? Lan ben almıyorum. Ya hocam bırak git onu alacağına git genç bir şey al diyor. Cık. Tövbe estağfurullah. Lincoln Fenerbahçe diyorum. Ya hocam onu niye aldın? La ben almıyorum. Ben sadece duyum aktarıyorum. Bana geleni aktarıyorum. Tamam o konuda anlaşalım. Ya kimsenin canını sıkmayalım. Onu, onu bilin ya. Eğer Az Yıldız'ın bir gün başkan olursa o zaman benden şüphe edebilirsiniz. Onun dışında bir şey edemeyin. Cesus yeni kafuyu Fenerbahçe'ye istiyor. Fenerbahçe'nin çiçeği buna teknik direktör Jorge Cesus Salih Acuverte'ye ilk sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek. Buna uygun bir kadro kurmak istiyor. Ee, Yönetimde tam yetki verdi. Cesus bonservisi premierlik ekibi Manchester City'de olan koyu Kouto'yu istiyormuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Burada kendimi övmek için ya da şımarıkça bir şey söylemek için yapıyorum ama Adım gibi eminim. Eğer böyle bir şey istenmiş olsaydı bana %100 duyumu gelirdi. Yani %100 gelirdi diye düşünüyorum. Ya bana gelmediğine göre böyle bir şey yok ya da artık beni de umursamıyorlar. Ha çocuğun potansiyeline bakarak şunu söyleyeyim. İnşallah beni umursamıyorlardır. Yani potansiyelini gördüğüm çocuk yani gerçekten has yeni kafu yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi gazeteci George, George Nicola'nın haberine göre Jesus ee, Couto'nun transfer hakkında bir görüşme yapmış, bilgi almış. Braga'da forma giydiğinde beğenmiş ve listesini aldığı belirtiliyor diyor futbolcuyu. Ee, Manchester City'nin kısa bir süre önce 20 yaşına basan Couto için uzun vadeli bir planı bulunuyor. Guardian haberine tarafından 2019'un dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri olarak gösterildi. Girona ve Braga'da kiralık görev yaptı. Peki nasıl bir oyuncu? 1.68 boyunda sabit pozisyonda oynuyor. Ancak futbolcunun orta sahanın sağında da oynayabildiği biliniyor. Couto'nun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam. Bu arada Brezilya'da futbolcu için yeni kafu deniliyor. Geçtiğimiz sezonki performansı Portekiz'in Bırak ekibinde 42 maçta oynuyor. Bakın yaşına dikkat, süreye dikkat. Yani şimdi yaş, süre, göz önünde bulunduğu zaman ben açık söyleyeyim imkanı yok bu transferimize gelmesinin. İmkanı yok. Ama 42 maç 2928 dakika yani benim kriterime göre bakın arkadaşlar yani 30 küsür maç oynamış. Bir gol iki asistlik performansı var. Girona ve Coritiba'da da oynamıştı diyor. Şimdi ben buna ilişkin bir şeyler sordum. Zayıf da olsa bir duyum alayım diye. Aldığım zayıf da olsa Duyum benim kaynaklarımdan değil. Peşin peşin söyleyeyim yani benim güvendiğim, güvenilir dediğim kaynaklardan değil. Bunu kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. Ee, haberiniz olsun. Bak bu, bu şu an okuyacağım duyumlar benim güvenilir kaynaklarımdan değil. Onu belirteyim. Manchester City, Fenerbahçe'nin Young için yaptığı transfer teklifini görüşmek üzere Fenerbahçe heyetini 20 Haziran'da İngiltere'ye davet etmiş. 20 Haziran. Ve görüşmelerde Fenerbahçe satın alma opsiyonu kiralık teklifi üzerinde duracakmış. Sonraki satıştan pay teklifi eğer olursa bu transfer bu şekilde sonuçlanacakmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu benim güvenilir kaynaklarımdan birisi değil. Ee, ama ben zayıf da olsa size duyumu aktarmak istedim. Şimdi eleman gerçekten iyi bir eleman. Yani sadece şeyine bakıp Piyasasına bakıp da anlayabilirsiniz. Bu arada 3 Haziran'da 20 yaşına girmiş. Yani 19 yaşında oynuyor. Hem de Portekiz liginde. Ee, 6 milyon euroya Coruchiba'dan almışlar. Bilginiz olsun zamanında. Hani bugün almaya kalsan en az 10 milyon euro çekerler. Onu da söyleyeyim. Tıpkı Enes Ünal stili. Belki hiç bu takımda oynamamıştır doğru düzgün. Adamların stili çok güzel. Ve dediğim gibi çocuk 42 maç. Bir gol 4 asist bu arada. Yanlışları var. 4 asist var. 2925 dakikadan. Valla hakkımızda hayırlısıysa inşallah olur arkadaşlar. Hayırlısı değilse ne diyelim. Ama durumlar bunlar. Alex Kral Fenerbahçe'yi bekliyor. Tabii Kral Alex Fenerbahçe'yi niye beklemesin? Bir gün inşallah Fenerbahçe teknik direktörü olarak da göreceğiz. Ha bu o Alex değilmiş pardon. Şimdi gündemi meşgul eden bir isim vardı. Alex Kral diye bir futbolcu. Çek orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'den haber bekliyor ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral West Ham'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova'ya geri dönüyor. Ve Fenerbahçe'nin şu anda William Carvalho transferinde alternatif olarak belirlenen bir isim olarak göze çarpıyor. Milli takım kampında bulunsa da transferle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak'tan ayrılmak istiyor. Gelecekteki teklifleri bekliyor. Şimdi ücretsiz kiralama ve 9 milyon, şey 5 milyon euro satın alma opsiyonu falan filan denildi. Ben önce şunu belirteyim. Crespo'ya 12 milyon euroluk resmi teklif var arkadaşlar. Crespo'ya resmi teklif 12 milyon euroluk. Kafalar karışık şu anda. Olsa mı olmasa mı diye şu anda kafalar karışık. Bilginiz olsun. Ha. Peki kafalar karışıktı hocam. Sonuç ne? Karar ne? Netice ne? Yani şimdi netice için şurayı konuşacağım. Şu haberi konuşmak zorundayım. Fenerbahçe William Carvalho'da ısrarcı. Hatta ben başta Fenerbahçe'den William Carvalho bombası geleceği tarih falan yazacağım. Çünkü duyumlarım net. Ama hepsini bir konuşalım. Jesus isteği talimatı doğrultusunda Fenerbahçe Portekiz orta savuncu William Carvalho için girişimleri sıklaştırdı. Şampiyon olmak isteniliyor. Şampiyon bir kadro kurulmak isteniliyor. Hatta öyle bir kadro olsun ki başarıdan başarıya koşsun isteniliyor ve başarılı isimlerle de kuvvetlendirilmek isteniliyor. Alınacak her oyuncunun 21 yaşında olma ihtimali yok arkadaşlar. Bir kere o konuda anlaşalım. Yani alınacak her oyuncunun asla 21 yaşında olma ihtimali yok. Anlaştık mı? İkincisi ben de isterim Yanko Oto, Alex Kral gelsin hatta gelip Fenerbahçe'de de böyle 40-50 maça çıksınlar. Fenerbahçe şampiyon olsun. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Orada coşsunlar. Bu çocuklar takır takır oynasın. Ee, işte piyasa değerleri 70 milyon euro, 100 milyon euro falan olsun. Ben de isterim. Ama şimdi Lisbon'dan eski öğrencisi Fenerbahçe'yi almak için rastlıyor. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki hocam geleceğe tarih derken neyi kastediyorsun? 16 milyon euro piyasa değeri var. Zamanında da zaten 16 milyon euroya transfer etmişler. Tamam mı? 16 milyon euroda piyasa değeri var. Zamanında da 16 milyon euroya transfer etmişler. 8-10 milyon euro arasında bunu servis talep ediyor. Buraya kadar hepsi doğru. istisnasız doğru. Fakat Fenerbahçe kulübüne 4 milyon euro oyuncuya da 2,5 milyon euro önermiş. Neydi o sloganın adı ya? Mert Hakan yandaş mı diyor? Yok Mustafa Hoca yine ee, neyse aklıma o geldi birden. Şimdi bak. Oyuncu için 8 istiyorlarmış. Fenerbahçe 4 milyon euro veriyormuş. Oyuncuya da 2,5 milyon euro teklif etmiş. Yok 1,8. sekiz. Ee, fakat şunu es geçiyorsunuz. Biz 1,8 verirken vergiyi biz ödüyoruz. O şekilde. <laughs> yani farzım insan diyorlar ya oyuncu o takımdan en çok para kazanan diye oyuncu parayı kazanıyor ama vergiyi de kendi ödüyor. Atıyorum 3 milyon euro kazanıyor. Oradaki vergi kaç diyelim? %40'ı. Yani 1.2 milyon eurosunu kendi veriyor. Zaten 1.8 kalıyor. Artı onun da belli bir cart vergisi falan filan oluyor. Adamın eline kalan 1.2 falan oluyor. Biz de 1.8 alır. Bir de opsiyon koydururuz. Şampiyonluk opsiyonu falan filan. Inter Milan. Fenerbahçe görüşmelere başladı diyor. Atletico'da 2.3 milyon euro kazanıyordu bak 2.3. Bunun %40'ını çıkın arkadaşlar. Yani 8 9.2'sini çıkın. 1.3'e falan tekabül ediyor. Gelmek istiyor demiş. Jorge Jesus da gelmek istiyor. Euro 2016'da şampiyon olan Portekiz kadrosunda da vardı. Bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asistten oynadı diye söylüyor. Şimdi gelelim işin bombastik kısmına. Arkadaşlar aldığım zayıf duyumlara göre güçlü duyum demeyeyim de zayıf duyumlara göre 3 artı 1 yıllık anlaşma maaş 1.8 ama şampiyonluk bonusuyla cartlan curtlan 2.3'e 2.5'a çıkabilecek bir maaş tamam mı? Bunu da söyleyin. Bon servis ücreti de yaklaşık 3 milyon euro. Ben bunu çeviriyorum bedava alıyoruz diyorum. Niye bedava alıyoruz? William Carvalho geliyorsa Gustavo gidiyordur. Gustavo'nun maaşını siz 3 biliyorsunuz. 3 değil. Normal şartlarda 2 milyon 750 bin euroydu. Ama indirime gitti 1.8'e kadar düştü diye biliyorum. Diyelim benim duyum yanlış. Emin olun sizinki de yanlış. 2.75 doğru diyelim. Şimdi 2.75'ten kurtulup o paraya gidip yani o civarda paraya William Carvalho alıyorsan bence bedavadır. Düşünsene. Yani e, birinin yıllık ücretine karşılık iyi de hocam işte biri harcama limitinden düşüyor biri düşmüyor. Alakası ikisi de aynı. Harcama limitinde ikisi de aynı. Hocam financial fair play. Ya financial fair play dediğin olay senin şu anda potansiyelli aşırı bonservis beklediğin kaç tane topçum var arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin gözünüzü seveyim. Bugün çöp dediğin adamlardan bile kaç milyon euro para bekliyorsun. Bugün belki de Samatta'dan bu kadar para bekliyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden durum bu. Ben Carvalho için şunu söyleyeyim. Bu 3 milyon euro civarındaki parayı kabul ederlerse 1. Gustavo giderse 2. Ee, zaten oyuncunun yıllık ücrette maaşta şurada burada zaten anlaşıldı. 3. Eğer bu 3 şart olursa ki olmaya çok çok yakın. Bu 3 şart olduktan birkaç gün içerisinde William Carvalho kapı gelecek arkadaşlar. Net olarak söylüyorum, kapı gelecek. Hocam tahmini bir şey söyle. Tahmini bir şey söyleyemem tahmini söylersem üzülürsünüz Temmuz ayına sarkar. Ama ben size şartları sunuyorum. Bu 3 şart olursa, bak bu üç şart olursa o zaman sizinle bol bol görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Ve ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bu üç şart olursa geleceği tarihi de açıkladım. Haberiniz olsun. Ilgaz Çınar demiş ki Fenerbahçe Amir Hacı Ahmetoviç ve Abdülkerim Bardakçı ile görüşmek için Konya Spor'dan izin istedi. Bu doğru. Bu duyumları doğrularım. Ama %100 doğrulamam. Ve Konya Spor'da izin vermiş. Siz oyuncularla görüşün sonra biz kendi pazarlığımıza bakarız demişler. Bir kardeşim de diyor ki, hocam diyor madem öyle. Yani yorumlara falan bakımda dedim diyorum yani bazı arkadaşlar şu o alınacağına genç alınsın diye. Ya madem öyle. Hacı Ahmet o işte orayı çözelim. Harika topçu diyor. Karvalyo marvalyo gerek yok yazmış birisi. Ya forvete parayı basıp alsınlar demiş. Ne biliyorsunuz almayacaklarını. Ne biliyorsunuz? Yani. Andreas Pirlo'nun istediği Fenerbahçe'ye demiş. Burada arkadaşlar bu haberi uzun uzadıya okumayacağım. Yani normalde uzun bir haber var. Ben bu haberde şunu bekliyorum. İşte Samatta'dır, Lemos'tur, Serant'tır, ee, ne bileyim Novak'tır falan. Bunları isteyecek. Ben, hani beklediğim bu. Yanlış anlaşılmasın sadece. Bunları isteyecek. Fenerbahçe'de ee, hayırlı uğurlu olsun diyecek diye bekledim. İlginç bir pozisyon geçmedi top. İlli maçtan. Hani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Emre Mor için net bir görüşme yapılmadı. O görüşme yapılacak yakında. Ama ee, keşke istediği isimler Samatta, Tiseren falan olsa hemen halledilir. Fakat Pirlo'nun istediği isim Sosa'ymış. Karagümrük sever biliyorsunuz veteran oyuncular oynatmayı. Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitti. 36 yaşında İstanbul'da kalmak istiyor. Ee, bazı kulüplerle temas halinde diyor. Biglia'da hazır Başakşehir'e gitmişken. Alman neler diyor. O bizi çok alakadar etmez arkadaşlar. Ne yaparsa yapsın. Ama eğer bu dediğim isimlerden birisini isteseler. Biz de belki de takasa girişeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar. Yine devam edelim haberlere. Fenerbahçe'de gündem yeniden Halil Akpınar diyor. Biraz da hızlanayım da hemen bitireyim. Dediğim anda çekirde kalecide kaldı. Şimdi Halil bunlar da ben kısa kısa anlatayım ya. Videolar çok uzun oluyor diye şikayet geliyor. Arkadaşlar inanın kısaltmaya çalışıyorum ama bu kadar oluyor. İsmail Kartal'ın bir numaralı kanat adayıydı Halil Akbunar. O olmazsa Doğukan Sinik. O da olmasa yine Can Karaca olabilir diye. Lincoln geldi Fenerbahçe'ye. Lincoln'un önündeki. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir kanat için yöneldik. Jesus'un da onayıyla birlikte diyor. Bakın Jesus'un onayıyla birlikte Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ e sahibi Mehmet Sepil ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirilmiş. Yine önümüzdeki günlerde görüşme olacakmış. 34 maçta oynayıp 5 gol 7 asisti var. 2012'den beri İzmir ekibinin formasını giyiyor. Çıktığı toplam 310 maçta 49 gol 52 asist yaptı. Size küçük bir soru soracağım. Halil Akbunar kaç yaşında? Açıkçası bana sorsanız transfer markada bakmadan 30 derim. Rahat 30 derim. Transfer markada bakmadan ben 30 derim. Yani çünkü aşinalık çok fazla var derim. Ben açıkçası 30 derim ama 28 yaşındaymış. Ee, 9 Kasım 93 doğumlu 28 sezon başlayınca 29 olacak. İki kez milli forma girmiş. 3.5 milyon euro piyasa değeri. Bir kere Göztepe satmak ister. Elinden çıkarmak ister. Çünkü alt lige düştüm. Para kazanmak isteyecektir. 2685 dakika Yani yaklaşık 30 maç oynamış. 5 gol 7 asisti var. Halil'in. Ligi bilen bir isim. İyidir kötüdür ben ona karışamam. Çok bir şey diyemem. Kızıyorsunuz çünkü ben bir şey deyince. Benim gözümde iyi bir yedek alternatif olur. Ama deseniz ki. Halil At bunlar 2 milyon euro misal. Yani misal ver. Sadece misal yanlış anlaşılmasın. Misal. Ben 2 milyon euroya üzülürüm. Halilat bunlara karşılık Tisserand verilecek. Bir şey demem. Emre Mor'u da baz alayım arkadaşlar. Emre Mor ihtimali de var. Daha dediğim gibi görüşme gerçekleşecek. Emre Mor için Tisserand deseler sevinirim. Emre Mor için Samatla da deseler yine sevinirim. Emre Mor için Lemos artı Tisserand deseler yine sevinirim. Birisi potansiyel oyuncu. Diğeri... Ee, yani biraz... Şeylik oyuncu. Yaşlı geçmiş bir oyuncu. O yüzden hakkımızda en hayırlısı neyse o olsun. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar ama bana uzak geliyor. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de demiş bir kardeşimiz. Hakkı Yalçın demiş arkadaşlar. Bakın. William Carvalho olması Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de diyor. Ne diyor Abdülkerim'in? Fenerbahçe ile anlaştığını duydum diyor. Ee, şampiyonluk hedefi olan, şampiyonlar ligi olan bir takımın Bahiş fiyatlarla giriştiği savaştan e, nasıl bir sonuçta çıkacağını olsun da duydum demiş Hakkı Yalçın. Vallahi Abdülkerim Bardakçı'yı ben çok beğenmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Ama e, yani yabancı kuralı, Türk kuralı derken de mecbur bir Türk isim oynatmak zorundasın. 3 tane şu an için. Şu an için 8 artı 3 kesin devam edecek. Ee, o yüzden de mecbur olmak zorundasın. Hani yapılabilecek bir şey var. Konya Spor'un 4 milyon euro talebi vardı. Bizim Samatta artı Lemos'u verelim tamam diye ya da Tisserant artı Lemos'a tamam diye bir talebimiz vardı. Ee, ha şimdi bu talebi kabul bile etseler sen Tisserant'ı ikna etmek zorundasın, Lemos'u ikna etmek zorundasın falan filan. Yani uzun işler. Abdülkerim'le istediği kadar anlaşılsın. Hakkı Yalçın'ın duyumuna bir şey diyemem. İstediği kadar anlaşılsın. Takımıyla anlaşamadığı için sıkıntı. Aynı şekilde takımıyla istediği kadar anlaş. Oyuncuyla anlaşamazsan O da sıkıntı arkadaşlar. Bu dünyanın her yerinde böyle. Peki hocam. William Carvalho ee, ve hani. William Carvalho ve Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de desek doğru mudur? bence doğru değil. Ya Bence doğru değil. İşte kap tarihi desem. Ha şunu da söyleyeyim. Hocam diyelim ki Abdülkerim Fenerbahçe'ye geldi. Sen bize kap tarihini ver. Arkadaşlar yine 1 Temmuz'dan önce olmaz. Bakın şu anda Kim ile ilgili ciddi görüşmeler var. Bir önceki videoda da gördünüz. Çok ciddi teklifler var. Kim Minji'ye gidecek bile olsa. Bak şu an için. Şu an. Kim 1, Salahi 2, Serdar Aziz 3, Serhat 4, Lemos 5, Emir Ortakaya'yı da say 6. En az 2 kişinin gitmesi lazım. Hadi Emir'i saymıyorum. Hadi Emir Ortakaya tehlike anında camı kırınız olsun 5. En az 2 kişi gidecek ki Abdülkerim bardakçı gelecek. Abdülkerim'in gelmesi şu açıdan mantıklı. Elinde Serdar Aziz var mı? Var. Serdar dursun hadi be. Kaleci çıkardı. Çok iyi vurdu da. Ön direkte iyi belirdi de olmadı. 75. dakika. Şimdi <laughs> ne anlatıyordum unuttum ya. Abdülkerim iyi bir futbolcu. Alırsan ilk 11 oynatırsın. Serdarlar rekabete girer. Bir tane stoperin Türk olur. Kalecin de Türk 2. Bak iki tane Türk'ü kurmuş olursun. Bu mantıkla bakarsan orta sahadan ya da kanatlardan bir ismi yine Türk oynatmak zorunda kalırsın. 3 işin kolaylaşır. Yani iki tane türkü garantilemiş olursun. Ha Marcelo yerine mesela Eren Elmalı'yı isteyen arkadaşlar var. Onlar da şey diyorlar hocam bak. Erdi tuttu mu tuttu. Prime oldu mu oldu. Eren Elmalı'yı alırsın. 2. Olmadı. Çağatay kuru kalıp da var. 3. Marcelo'ya gerek yok diyor arkadaşlar. Abdülkerim'i de alırsın. 4 diyor. Daha doğrusu Abdülkerim Eren Elmalı'yı alırsın. 2 diyor. Kalecinde Türk. 8 artı 3 bile oynayacak o zaman. Al sana 3 tane şey. Bunlara verecek para öne verilsin diyor da Eren Elmalı için ucuz bir şey istemiyorlar. Yani ucuz bir para istemiyorlar. Yoksa Fenerbahçe manyak mı? Niye almasın? Ha! Emre Mor. Açık söyleyeyim Emre Mor ismi e, uzak değil ama yakında değil. Uzak değil ama yakında değil. E, Gustavo'nun, Samatta'nın, Tisserand'ın, şunun, bunun. önce bunların gitmesi lazım. Önce bunları gönderelim. Bunlar gittikten sonra zaten bol bol görüşürüz arkadaşlar. Yani uzun lafı kısası Carvalho ve Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de diyor. Ben Carvalho konusuna kefilim. Gerçekten kefilim. Duyumlarıma göre kefilim. Aldığıma göre kefilim. Hocam gelmezse küfrederim. Siz önce delikanlı olun. Mert olun. Adam olun. Cesus gelirse üye olacağım diyordunuz. Yaklaşık 700 arkadaş. Önce adamlığınızı gösterin. Bir. İkincisi ilk kap Lincoln dediğinde eğer Lincoln gelsin 5 tane abone getireceğim diyordunuz. İkinci adamlarınızı gösterin. Bunu göstermedikten sonra hiçbir şey yapmaya hakkınız yok. Teşekkürünüzü bile istemiyorum. Ayıp günah. Yazık günah arkadaşlar. Biz şurada emek veriyoruz. Yani duyum dediğin şey ve <laughs> kafamdan uydurmuyorum ya. Gelen aktarıyorum, giden aktarıyorum. Gelen doğru olur, yanlış olur. Zaten takip edersiniz, etmezsiniz. Sizin bileceğiniz hiç benlik değil. Ama Biraz da emeğe saygı ya. Bir beğeni istiyoruz diye yazmış oraya. Bir beğeni hiç, istenilmez. Ayıp şöyle böyle. O zaman terbiyeli kardeşim. Açık açık de ki ya adamın beğenelim yazık günah diye. Hoşuna gidiyordu Çok mu zor ya? Ya bin beğeni gelmiyor mesela. Ben üzülüyorum açıkçası ama canınız sağ olsun. Yeter ki haberler doğru çıksın. Haberler doğru çıkmasına da gerek yok. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Süper Lig'de şampiyon olsun. Türkiye Kupası'nı alsın. Gerisi mühim değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Serdar Dursun'a gelir mi diye bekledim de belki gol anlatırım diye gelmedi. Görüşmek üzere.